Herkese selamlar. Ben Yusuf Nazaroğlu. Flutter Package serimizin yeni videosunda sizlerle birlikteyiz. Bu videomuzda yine Flutter'da en çok kullanılan paketlerden Shared Preferences ve Flutter Secure Storage paketlerini inceleyeceğiz. Paketlerin amacı tamamen aynı. Kullanıcının lokal veri tabanına veri kaydetmemizi sağlıyor. Fakat ufak tefek farklılıkları var. Bunlardan en önemlisi Secure Storage paketi veri tabanına sadece string değerler kaydetmeyi sağlıyor. Fakat Shared Preference'ın böyle bir şartı yok. İstersek boolean, istersek integer bir değer kaydedebiliyoruz. Dilerseniz kullanımına bakalım beraber. Ben PubSec YAML klasörümde her ikisini de tanımladım. Öncelikle Shared Preference'ı örnek alalım. Boş bir proje oluşturdum. Ve hemen initialize edelim bunu. Init state'in içerisinde edemiyorum çünkü async çalışan bir metot olduğu için burayı da await async eklemiyorum. Onun yerine bunu bir fonksiyona gönderirsek daha iyi olur. Gözümüzün önüne alalım şunu da. Async dedikten sonra get instance metodumuz olacak. Tamamdır. Tabii yanlış yere koyduk bunu. Tamamdır. Genelde bu initialize projenin en başlangıcı da işte splash screen tarzı yerlerde yaparlar. Çünkü bir defa çağırmamız yeterli. Ardından önce veri kaydetme yapalım. Ardından da veri okumayı yapalım ve bu değeri ekranda gösterelim. Bir sonraki aşamada ise telefonda hangi kısımda tutulduğunu inceleyelim beraber. Set diyelim. Şunu ortalayalım. Sağda solda gözükmesin. Tamamdır. Şimdi burada yapmamız gereken preferences dedikten sonra set işte double, bool, integer, string vesaire. Ben burada string yapıyorum. Genelde şu kısmı enumlarla kullanırlar. Daha güzel bir kolay kullanımı oluyor. Yani profesyonel olan o şekilde oluyor. Hatta o örneği de o şekilde yapabiliriz aslında. Adımızı verelim. Ardından da yazıyorum. Ne yazalım? Değer yazalım. Değer yazdıktan sonra buraya gidiyoruz. Yusuf yazdıktan sonra değer yapıp tabii string olarak gönderiyoruz key'imizi. Ardından value'muzu da burada set string'i seçtiğimiz için string bir değer kaydedebiliyoruz. Buraya hemen ne yazalım? Shared yazalım. Ardından projemizi tekrardan bir çalıştıralım. Tabii şu örnekleri de yapalım. Aynı zamanda bunu getirip ekranda da gösterelim. Çünkü kaydettikten sonra herhangi bir şey görmeyeceğiz. Get dedim. Get string dedikten sonra tekrardan enum yazıyorum. Getiriyorum. Getirdikten sonra da bunu debug alanında görebiliriz ya da şöyle yapalım. Direkt biz bunu yazdıralım. Projemi çalıştırıyorum. Öncelikle set value dedim. Değerimi kaydettim. Ardından get value dedikten sonra burada kaydettiğim veriyi ekranda yazdırdım. Bu veri nereye kaydedildi? Bunu da beraber bakalım. Device'ımı açtım. Datayı açtım. Buradan da datayı açtım. Şimdi hemen uygulamayı bulmam gerekiyor buradan. Flutter package dedikten sonra alanları var. İşte veri tabanı işte ne kullanılıyor, lokal veri tabanı ayarlanmış mı ya da cache kısmı var. Burada hani fotoğraflar mesela atıyorum cache image network paketimiz var. Bu paket sayesinde kullandığımız bir fotoğrafı yani daha önceden görüntülediğimiz fotoğrafı direkt buraya kaydediyor ve bir sonrakini internetten çekmiyor da direkt buradan kullanıyor. Aşırı yararlı bir paket. Onu da işleyeceğiz bir dahaki dersimizde. Shared Preferences diye bir burada klasörümüz oluşmuş. Buraya girdiğimiz zaman tekrardan tıklıyorum ve gördüğünüz gibi benim değerim buraya kaydedilmiş. Bu değer altında shared. Verimi burada istediğim gibi kontrol edebiliyorum. Aynı zamanda silmeyi de hemen yapalım. Buraya geldikten sonra yeni bir buton oluşturalım. Ardına delete value diyelim. Şimdi silmek için istersek tek bir tanesini silebiliyoruz. İstersek komple silme özelliğimiz var.
Komple silmek clear oluyor. Remove ise bu az önceki sadece tek bir değeri siliyoruz. Tek bir değeri silelim şu an. Hemen yazalım. Tamamdır. Bunu tıkladıktan sonra da değerimizi siliyoruz. Tekrardan çalıştıralım. Ben buna tıklıyorum. Ardından ekranda yazmışız dönen şeyi. True ya da false olarak. Fakat evet koymamız gerekiyor başına. Gerçi şu an verimizi sildik. Bunları çalıştıralım. Device kısmına geldiğimizde ben burayı tekrardan bir senkronize edeyim. Ardından ben buraya tıkladığımda gördüğünüz gibi az önceki değerim silinmiş. Herhangi bir değer yok. Az önceki değerimin yanında daha önceden değer kaydettiğim için bu değeri gösteriyor bana burada. Bunu kullanımımız bu şekilde. Toplu silmeyi göstermeye gerek var mı? Emin değilim. Tekrardan bir set value diyelim. Ardından tekrardan buraya gelsin. Senkronize edelim. Gördüğünüz gibi benim değerim buraya gelmiş. Ardından da remove yerine hemen clear'ı kullanalım. Bunu da silelim. Bunu yaptıktan sonra şuraya tıkladığımızda yine buraya senkronize ettiğimizde açtığımızda değerimizin olmadığını, hatta ilk başta benim başka zamanla yüklediğim o değerin de silindiğini görüyoruz. Bunu kullanımımız bu şekilde. Şimdi beraber diğer paketin kullanımına geçelim. Security Storage paketin. Bu paketin de şöyle bir özelliği var. Daha doğrusu kullanmak için SDK versiyonunu minimum 18 yapmamız gerekiyor. SDK versiyonu da şuradan ayarlıyoruz. Android, App, ardından Build Cradle'a girdiğimiz zaman şuradaki versiyondan bahsediyor. Ben de bunu şimdi ayarladım. Genelde burayı ayarladıktan sonra projeyi kapatıp açmak gerekiyor ayarlar için. Fakat bir sorun olacağını düşünmüyorum bakalım. Bunları yorum satırı içerisine alalım. Şöyle kapattık. Şimdi diğer kullanımımıza bakalım. Secure Storage dedim. Storage dedim. Şunun altında Storage dedikten sonra çok pardon. Ardından burada yapmamız gereken ne var? İşte okuma işlemleri, silme işlemleri vesaire yapıyoruz. Bunun için instance ile ilgili herhangi bir metodumuz yok. Hani initialize etmemize gerek yok daha doğrusu. Bununla ilgili dokümantasyonla beraber bir göz atalım. Sadece şu şekilde oluşturuyoruz ve ardından da yolumuza bakıyoruz. Tabii bunlar da asenkron çalışan fonksiyonlar. Şöyle alalım. Ya, yukarıda zaten tanımladık biz bunu. Aynı şekilde. Herhangi bir sorun yok. Projemizi tekrardan bir çalıştıralım. Ardından da butonlarımızı oluşturalım. Dedikten sonra text dedim. Set value with storage diyelim. Ardından buraya gelip storage nokta integer ve bool vesaire değerlerimiz yok. String zorunlu bir şekilde. Öncelikle bir değer yazalım. Yine aynı şekilde enum'unu kullanabiliriz aslında bunu. Yusuf dedikten sonra değer nokta string dedim. Ardından da buraya bir değer daha kaydedelim. Rastgele bir isim yazalım. Hakan yazdıktan sonra projemizi tekrardan çalıştıralım. Hatta yine diğer butonlarımızı da oluşturup ekranda gösterelim bunu. Hatta bu sefer text alanda gösterirsek daha güzel olur. Write işlemi gibi read işlemimiz var. Kaydettim. Kaydettikten sonra şöyle bir şey yapabiliriz. Yukarıda bir tane değer oluşturalım. Değer diyelim buna direkt. Ardından okuduğumuz değeri buna aktaralım. Ardından da set state yapalım tabii. Hatta direkt içerisinde yazalım şunu. Ve bu değeri ekranda gösterelim. Gerek kalmadı. Tekrardan projemi çalıştırıyorum.
Tabii boş bir ilk başta hiçbir değer atamadığımız için böyle bir hata aldık. Tekrardan çalıştıralım. Şunu da get yapalım. Ardından ben burada set yaptığım zaman değerim hata çıktı. Projeyi komple kapatıp açmam gerekiyor. Çünkü min SDK'yı değiştirmiştim. Hemen bir kapatıp açayım. Evet, ben telefonumdaki projeyi komple kapatıp yeniden açtım. Ve şimdi tekrardan beraber test edelim. Set dedikten sonra burada verimi kaydediyorum. Şu an verim kaydedildi. Ardından buna get diyorum. Tabi ufak bir hatamız çıktı. Set state'in içerisinde bunu koymamız mantıksız oldu. Şöyle bir şey yapalım. Yukarı alalım. Şimdi tekrardan bir çalıştıralım. Değerimiz burada gözüktü. İsterseniz şu değeri değiştirelim. Set dedim. Yeni bir değer oluşturdum. Get dedim. Ardından bunu ekranda gösterdim. Bunun kullanımı da bu şekilde. Hatta beraber yine bakalım. Ben şu kısmı komple yenilediğim zaman ardından tekrardan Secure Storage kısmında oluştu. Bununla ilgili bakalım hemen. Evet, Secure Storage için bir diğer özelliği de bizim eklediğimiz değeri burada şifreli bir şekilde tutuyor. Kendiniz de göremiyorsunuz. Veri tabanından çağırırken zaten kendi metotlarıyla çağırdığı için bu şifrelemeyi de kendisi çözüyor. Bir farkı daha sizinle beraber öğrendim. Daha önce telefonun lokaline bakmamıştım Secure Storage için. Kullanımımız bu şekilde. Bir dahaki paketlerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.